Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Emin Evim çocuklar için Siyer programını sunar. Yanaklı, güzel gözlü minik dostum. Merhaba. Çocuklar için Siyer programına hoş geldin. Nasılsın? Efendim? İyi olmana çok sevindim doğrusu. Ben mi? Elhamdülillah, ben de iyiyim. Sorduğun için teşekkür ederim. Evet, geçen hafta çok heyecanlı bir olay anlatmıştım sana. Hatırladın mı? Hani Ebrehe kocaman külleriyle Kabe'yi yıkmaya gelmişti de Allah sürüyle ebabil kuşlarını gönderip Kabe'yi korumuştu. Ve bu olay Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan kısa bir süre önce yaşanmıştı. Sonra ne demiştik? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldi demiştik, hatırladın mı? Peki söyle bakalım nerede? Haklısın, Mekke'de. Kaç yılında peki? 571 yılında. Aferin sana. Hepsini hatırlıyorsun. Senin de bildiğin gibi Rebiül Evvel ayının 12. gecesi dünyaya geldi sevgili peygamberimiz. Annesi Amine Hatun onu çok sevdi. Öptü, kokladı. Sonra dedesi Abdülmuttalib'e haber verdiler. Koşarak geldi ve torununu kucağına aldı. O Kabe'nin başkanıydı. Herkese torunu olduğunu duyurdu. Çok mutluydu tabii ki. Ama henüz son peygamberin dedesi olduğunu bilmiyordu. O bilmiyordu ama sürekli gökyüzünü izleyen Yahudi bilginleri o gece gökyüzünde bir yıldızın doğduğunu gözlemlediler. Ahmet'in yıldızı doğdu dediler. Onun kitaplarda yazan son peygamberin yıldızı olduğunu anladılar. Hatta bir Yahudi bilgini Medine sokaklarında bağırarak "Hey, hey Yahudiler! Duyduk, duymadık demeyin! Haberiniz olsun, Ahmet'in yıldızı doğdu! O bu gece dünyaya geldi!" diye bağırarak geziniyordu. Çünkü Tevrat ve İncil'de Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem adı Ahmet olarak geçiyordu. Hazreti Davud ve Hazreti İsa aleyhisselam geleceğini müjdelemişlerdi. Bunu duyan Yahudiler üzüldüler. Son peygamberin kendi soylarından geleceğini düşünüyorlardı çünkü. Evet güzel dostum, Peygamberimizin doğduğu gece dünyanın başka ülkelerinde enteresan şeyler oldu. Mesela İran hükümdarının o süslü püslü harika sarayı, onun 14 burcu yıkılıverdi. Sonra ateşe tapan mecusilerin 1000 yıldır yanan ateşleri sönüverdi. Sema ve vadisini su basmıştı. Sağ ve gölü kurudu. Tüm bunlar son peygamberin dünyaya geldiğinin işaretleriydi aslında. Evet, Efendimiz doğduktan birkaç gün sonra da bu nurlu bebeğe bir isim vermek istediler. Acaba ne olsun, ne olsun diye düşünürken Hazreti Amine hamileyken gördüğü rüyayı hatırladı. Rüyasında bebeğine Muhammed adı verilmesi gerektiği söylenmişti. O da bu ismi çok sevmişti. Bunu kayınpederi Abdülmuttalib'e iletti. O da peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem kucağına aldı, Kabe'ye giderek yerlerde ve göklerde çok övülen, çok çok sevilen anlamına gelen Muhammed adını koydu. Muhammed bebek yerlerde ve göklerde çok sevilecek, her zaman övgüyle anılacaktı.
Hemen yemekler pişirilip dağıtılmasını istedi. Torunu şerefine ziyafetler verdi. Sevgili dostum, bizim kültürümüzde de nasıl bazı gelenekler varsa, o zamanlarda da bir takım gelenekler vardı. Mesela Mekke çok sıcak bir şehir olduğundan anneler bebekleri büyüyene kadar onları havası da suyu da çok daha güzel olan yaylalara gönderiyorlardı. Böylece çocuklar daha sağlıklı büyüyordu. Amine annemiz de Muhammed bebeği sağlıklı büyümesi için bir süt anneye vermeye karar vermişti. O zamanlar yılın belli dönemlerinde yaylalardan aileler gelir, bebekleri alır, yaylalara götürür, bakarlardı. Belli bir yaştan sonra da getirip ailelerine teslim ederlerdi. İşte yine böyle bir zamandı. Badiye yaylasında yaşayan aileler Mekke'ye gelmiş, bakmak için bebek arıyorlardı. Badiye yaylasında yaşayan bir aile daha vardı. Onlar da Mekke'ye gelmeye çalışıyorlardı fakat bindikleri binek yaşlı olduğundan çok yavaş ilerliyordu. İşte bu yüzden hepsinden geri kaldılar. Onlar Mekke'ye ulaşana kadar da neredeyse tüm bebekler süt annelerini bulmuştu bile. Binekleri yüzünden geç kalan Halime ve ailesi üzgündü doğrusu. Halime eşi Harise, "Çok geç kaldık," dedi. "Bebeklerin hepsi başka aileler tarafından alınmış. Ne yapacağız şimdi?" "Ümidimizi kaybetmeyeceğiz," dedi Haris. "Biraz daha gezelim bakalım. Ben pazar yerine gidip bakayım, sen de Mekke'nin sokaklarında dolaş. Belki karşımıza bir aile çıkar da elimiz boş dönmeyiz." Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem dedesi Abdülmuttalip de bu güzel, nurlu bebeğe henüz bir süt anne bulamamıştı. Bakmaya kıyamadığı nur yüzlü torununu yetiştirecek güzel bir aile arıyordu. Onu vereceği ailenin koruyup kollayacağından emin olmak, güvenmek istiyordu. Sonunda Mekke sokaklarında karşılaştılar. Abdülmuttalip onun süt annelik yapmak için gelen ailelerden olduğunu anladı. Yanına yaklaştı. "Nerelisin?" diye sordu. "Badiyeli," diye cevap verdi Halime. "Kimlerdensin?" "Beni Sa'd kabilesindenim." "Adın nedir?" "Halime." Abdülmuttalip, "Çok güzel bir isim bu," dedi. "Anlamı güzel ve yumuşak huylu demektir. Benim adım da Abdülmuttalip. Bir torunum var. Babası o daha dünyaya gelmeden aramızdan ayrıldı. Ona süt anne olur musun? Onu koruyup kollar mısın?" Halime'nin aradığı fırsat karşısına çıkmıştı. İçten içe çok sevindi. "Ey Abdülmuttalip, beni burada bekle. Kocam Harise de danışmalıyım. Sana ancak ondan sonra cevap verebilirim," dedi. Eşi Harise'yi pazar yerinde buldu. Olanları bir bir anlattı. Haris de bebeği almanın güzel olacağını düşünüyordu. Birlikte Abdülmuttalip'in yanına geldiler. "Kabul ediyoruz," dedi Halime. "Bebeğinize süt annelik ederim. Onu koruyup kollarım. Ona en güzel şekilde bakarım." Abdülmuttalip'in içi rahat etti. Birlikte nur yüzlü bebeğin evine gittiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sırada uyuyordu. Halime annemiz onu görünce hayran oldu. "İyi ki merkebim geri kalmış," dedi. "Sanki bebeklerin en tatlısı, en güzeli, en nurlusu bana kalmış." Doğrusu bu bebekle karşılaşmak onun tüm üzüntü ve yorgunluğunu gidermişti. O sırada nur yüzlü bebek de uyanmıştı. Halime annemize tatlı tatlı gülümsedi. Halime onu kucağına aldı. "Benim de Abdullah adında bir oğlum var," dedi. "Birlikte oynarlar. İçiniz rahat olsun. Ona öz oğlum gibi bakacağım." İşte böyle gül yüzü dostum. Sonunda peygamberimizin dedesi ona iyi bakacak bir aile bulmuştu.
içi rahat etmişti. Peygamberimizin annesi Hazreti Amine ise güzel bebeğinden ayrılacağı için üzgündü. Tek tesellisi gideceği yerde çok daha sağlıklı büyüyecek olmasıydı. Halime ve eşi Haris, Nur bebeği alarak yaylalarına gitmek üzere yola çıktılar. Badiye yaylasına dönen arkadaşlarına katıldılar. Ama o da ne? Gelirken kendilerini zor taşıyan binekleri sanki kanatlı bir ata dönmüştü. Öyle hızlı gidiyordu ki. Bu hale şaşıran Halime ve Haris ne olduğunu anlayamadılar. Hatta Haris bir ara eşekten inip yanlış bir eşeğe binip binmediklerini kontrol etti. Hayır, binek aynı binekti. Kendilerini Mekke'ye zorla getiren merkep, yani eşek. Kendileri gibi arkadaşları da şaşkındı. Kendi aralarında daha önce zor yürüyen eşeğin nasıl olup da böyle güçlü kuvvetli bir başka eşeğe dönüştüğünü konuşuyorlardı. Hepsi hayret içindeydi. Sonunda aldıkları bebeğin diğerlerinden farklı olduğuna karar verdiler. Halime'nin eşi Haris, "Halime, bil ki sen çok mübarek bir bebek aldın," dedi. Halime ve Haris çok mübarek bir bebek almışlardı. Ve zamanla Badiye Yaylası'ndaki herkes onun ne kadar güzel bir bebek olduğunu anlayacaktı. İşte böyle sevgili küçük dostum. Çocuklar için Siyer programından bugünlük de bu kadar. Bir sonraki programımızda buluşup görüşene kadar şimdilik hoşça kal. Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Emin Evim çocuklar için Siyer programını sundu.